70 ton çekme gücünde olan kendi ekseni etrafında dönebilen pervane sistemine haiz Boğaçay saatte 2500 tonluk bir yangın söndürme kapasitesine sahip. Çok yüksek teknolojili seyir ekipmanlarıyla donatılan Romörkör çekme gücünü her yöne verebiliyor ve bu gücü sıfırdan %100'e kadar kademesiz bir biçimde iletebiliyor. Aynı zamanda lisanslı bir romörkörcülük ve kılavuzluk hizmeti firması olan Sanmar, Boğaçay 38 romörkörünü İzmit Körfezi'ndeki filosuna katmakta efendim. İzmit Körfezi'ne gelen ve ülkemizin artan ticaretiyle her geçen yıl artan gemilerin hizmetini verecek Boğaçay romörkörümüz, ülkemizde verilen romörkörcülük hizmetinin uluslararası standartların çok üzerinde güvenli, çevreci ve hassasiyetle yapılmasını sağlayacak. Sözü daha fazla uzatmadan konuşmalarını yapmak üzere pek çok ilke imza atan Sanmar'ın yönetim kurulu başkan vekili Sayın Ali Gür'ünü davet ediyoruz. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Deniz Ticaret Odası Başkanım, kıymetli protokol, değerli basın mensupları, saygıdeğer meslektaşlarımız ve değerli misafirlerimiz, bu gurur günümüze hepiniz hoş geldiniz. Bugün Boğaçay 38'in haklı gururunu paylaşmak için sizlerle beraberiz. Bu yazımı hazırlarken bu serin kapalı kış gününde yoğun programınızdan veya ailenizle geçebilecek zamandan feragat ederek bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ederim diye hazırlamıştım. Ama o kadar güzel bir hava var ki bu keyifli ortamda, bu güzel havada sizlere ev sahipliği yapmak bizi ayrıca çok mutlu ediyor efendim. Bugün teşekkür, gerçekten bir gurur günü. Onu sizle paylaşmak isterim. Neden olduğunu arz etmek isterim. Evet, dünyanın ilk elenciyle çalışan romörkörünü Rolls-Royce grubuyla beraber geliştirdik. 5 sene evvel teslim ettik değerli misafirler. Norveç'in en büyük petrol firması olan Statoil terminalinde çalışıyor. 5 senedir 2 adet romörkör. Daha sonra yine Rolls-Royce'un başka bir departmanıyla bu sefer dünyanın birinci seviye otonom romörkörünü inşa ettik. Maersk grubuna ait bir firmadır. Yani bu meşhur konteyner firmalarının romörkör departmanı için yapmıştık. Çok sayıda romörkörleri var. Romörkörü Danimarka limanında çalıştırıyorlar ve merkez ofislerinin önünde gelen misafirlerine gösteriyorlar. Bizim bugün daha çok gurur duymamızın başka bir sebebi var. Evet, dünyanın ilk hidrolik hibrit romörkörünü inşa ettik. Ve bu romörkör bizim ülkemizde çalışacak. Bundan büyük gurur olabilir mi değerli misafirler? Çünkü sadece Türk gemi inşa sanayi, Türk denizcilik sanayi sadece dünyaya teknoloji üretip artık ihraç etmiyor. Bu teknoloji kendi limanlarımızda kullanıyoruz. Buna ek olarak bizi çok mutlu eden bir şey daha var. Boğaçay 38 romörkörü filomuzda bulunan Boğaçay 31 isimli romörkörü değiştirecek. Çünkü Boğaçay 31 romörkörü de 2 hafta içinde Meksika'ya ihraç oluyor. Dolayısıyla sektörümüz aynı zamanda sıfır ve yeni inşa gemileri değil, ikinci el gemileri de ihraç ederek gelir sağlamış oluyor. Boğaçay serisi bizim çok başarılı bir serimiz. Yurt dışında çok ürettik. 60 ila 75 ton çekme gücü arasında versiyonları var. En az serinin 38. teknesi 10 ayrı ülkeye ihraç etmişiz sadece Boğaçay serisini. Şu anda biz sizle bu töreni yaparken
İskoçya'nın Aberdeen limanında bir tanesi bayrak değiştiriyor. Bir tanesi de İtalya'nın Napoli limanına doğru yolda. Önümüzdeki hafta teslim ediliyor. Türkiye'de de Boğaçay serisinden çok var. Sanmar filosunda var, Marintak firmasında, Asyaport, Safiport, Globalport, Genport gibi ülkemizin yomorkör firmalarının birçoğunda 18 adedi var. Araştırdım, sayıların üzerinden geçtik. 18 tanesi, Türkiye'de 20 tanesi bu serinin dünyanın dört bir köşesinde çalışmış. Yurt dışında sadece bu serinin standart versiyonları Londra'nın Thames Nehri'nde, Southampton'da, Rotterdam, Sharjah, Abu Dhabi ve Türkiye'de de Ali Ağa, İzmit, Nemrut, Tekirdağ, Kuşadası ve Gemlik'te hizmet veriyor. Bu romorkörümüz aynı zamanda saatte 2500 tonluk yangın söndürme kapasitesiyle de bu boyuttaki bir tekneye koyabilecek en ciddi kapasitelerden birine sahip. Programları olmasına rağmen bugün bizleri yalnız bırakmayan ve törenimizi şereflendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Mehmet Cahit Turhan'ın konuşmaları için teşrifleri arz olunur. Bunda tersaneciliğimizin önünü sıkışmış olduğu Tuzla'dan tüm kıyılarımızı kapsayacak şekilde açmamızın rolü büyüktür. Ve tabii ki tersanecilik hizmet veren özel sektörümüzün, girişimcilerimizin de bunda çok önemli, büyük katkısı ve payı vardır. Yıllar içerisinde devletimizin yaptığı yatırımlar ve kapsamı genişletilen tasarım desteği, tersanelerin kira sürelerinin 49 yıla çıkartılarak yatırımların önünün açılması, devlete ödedikleri kira bedelleri yerine hasılattan pay alınması, ecri misil ödeme zorluklarının kaldırılması, tersanelerimizin irtifak hakkı kurulan alanları teminat olarak gösterilebilmesinin önüne açılarak kredibilitelerinin de yükseltilmesi, tersanelerimizin ÇED raporlarının ve imar planlarının onaylanması gibi önemli atanımlar yaptık. Daha büyük başarılara ulaşmamız gerekiyor. Değerli katılımcılar, dünya pazarında rekabet üstünlüğüne ulaşmanın yolu teknoloji, Ar-Ge ve inovasyondaki üstünlükten geçiyor. Bu konulardaki çıtamızı çok daha yükseklere taşımak mecburiyetindeyiz. Sektörümüzün projelere inovatif yaklaşımı, çevreci ve alternatif enerji kaynaklarını kullanabilen projeler konusunda yaptığı atılımlar ülkemize olan ilgiyi tabiatıyla artırmaktadır. Bu manada tersanelerimizde ulusal ve uluslararası pazarlar için inşa edilen romörkörler dış pazarlarda ilgiyle takip edilmektedir. Sayın Valim, saygıdeğer milletvekillerimiz, denizcilik sektörünün çok kıymetli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, çok kıymetli emekçi kardeşlerim, basınımızın değerli temsilcileri, dünyanın en modern romörkörlerinden biri olan Boğaçay 38 isimli hidrolik hibrit romörkörü hizmete alma töreninde sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bakanlık olarak denizlerimizin, denizcilerimizin bahtını ak, yolunu açık etmek için ne gerekiyorsa onu yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Çok önemli
atılımlar ve politikalar gerçekleştirdik. Özel sektörün önünü açacak düzenlemeler yaptık. Gerçekleştirdiğimiz denetim ve uygulamalarla gemilerimizi beyaz listeye, yani Süper Lig'e taşıdık. Denizcilerimizin üzerindeki yükü paylaşmak için ÖTV'siz yakıt uygulamalarını hayata geçirdik. Bakan oturdu.